Herkese selamlar dostlar. 11 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdealleri ve yüksek oranlarıyla birlikte konuşacağız. Aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz direkt başlayalım. Şimdi öncelikle bir skor yarışmamız var. Paris ile Benfica maçı maç skoru ne olur? Sizlere sorduk bu maç skorunu bilen diğer arkadaşımız kata Telegram gruplarımızı alalım. Hafta sonunda yaptığımız yarışmalarda iki kişi alacağımızı söylemiştik. Milan maçının kazananları Keyici ile Murat. Arsenal maçının kazananları Kaan Özinal ile Selim isimli arkadaşlarımız. Bu kanal sahipleri Instagram üzerinden bana yazarsa Ekim ayı boyunca kata Telegram gruplarına misafir edelim. Sizlere de Paris'te Benfica maç skorunu sorduk. Değerlendirecekleri katılacaklara bol şanslar. Zorlu bir maç bekliyorum. Ben Paris'in burada farklı bir şekilde galip gelebileceğini düşünüyorum. 3-0 gibi bir skor var. 3-1'e belki kayabilir. Bakalım. Geçtim bunu. İsterseniz raporlarla başlayalım. Önce bir yüksek misli gelsin. Cumartesi yüksek misli gelsin. Cumartesi günü yüksek misli olarak Real Madrid maçına doğrudan bir maç son 2 vermiştim burada. Real Madrid 1-0 gibi kazandı. Ee, Avrupa yüksek misliyle baktığımız zaman Leipzig'in bir golü, Leicester'ın bir golü. Bayern Münih maçında da ilk kere gelecek bir gol olarak verdim. 1.68 gibi orandan. Cumartesi'nin yüksek misli zaten 2 tane veriyorum olduğu zaman böyle başarılı oldu. 2'de 2 yaptık yüksek misli. Yüksek mislinin amacı zaten yüksek paralarla bastığımız zaman da güzel kar edebilip onlarla ya sermaye yaparız ya da kazancımızı çekeriz. Bu şekilde ilerliyor. Cumartesinin yüksek mislisi 2'de 2 oldu. Pazar gününün yüksek misline baktığımız zaman da 2'de 1 oldu. Fenerbahçe'nin 2 golüne zaten çok güveniyordum. 5 tane attı onu geçtim. Avrupa yüksek mislisinde Verona maçına 1.5 üst. Fenerbahçe'nin çifte şansı bir de Barcelona maçına maç sonu 1.5 üst verdim. İkinci yarı Celta Vigo neler neler kaçırdı. O maçta 1-0 bitti. Şansımıza 1.68'de bunun olanı vardı. Bu başarısız oldu. Geçtim bunu. Kombineye baktığım zaman şöyle pazarın kombinelerini göstermek istiyorum ben sizlere. İdeal kombinem çok basit. Vitesse'nin KG varı Fenerbahçe'nin 1.5 üstü üstünde galibiyeti. Fenerbahçe zor oldu geldi ama. Vitesse maçı da iki yerden geldi zaten. Güveniyordum ama mücadelede. Beklenti 2-2'ydi. 2-1 stat kazandı bak o maçı güzel bir şekilde geldi. Alternatif kombinemde Arsenal'ın KG varı vardı. Napoli maçına 2 ve 4.5 alt yaptım. Youtube'da da öyle anlattım. 90 artı 3 gol. 90 artı 5 gol. Ya yani bazen de nasip olmuyor. Bir çay söylersin Nasip ise içersin. Bu gerçekten şanssızlık açıkçası. 2-1'deydi. 90 artı 3 ve 90 artı 5'te 2 gol geldi. Mücadele de artı 5 vermişlerdi. Yani gol santrası olmadı sanırım. Bunu geçtim. Canlarımız çok iyi. Bakın hatta şunu söyleyeyim açıklama kısmında ve yorumlarda sabit şekilde herkes açık Telegram grubumuz var. Pazar günü oraya da çok canlı attım. Bak cumartesi atmadım. Cumartesi biz çok güzel katıl grubuna zaten yaptık. Ama pazar günü canlıların kendi attığım canlılarımın çoğunu atıyorum. Editörlerin canlısını oraya aktarmıyorum. Sadece kendi canlı, kendi canlı verdiğim bahisleri pazar günü herkes açık grubuna da attım. Çok güzel gittik. Fenerbahçe maçında ekmeğini yemişsinizdir mutlaka canlı oynayanlar. İlk yarı bir buçuk üstü. Handikap 0-5-4 galibiyet 2-48 gibi oranlar. 5.5 üstü var ya ver yansın ettik. Aldık da aldık o maçta. Onun dışında zaten bu arada sol alttaki canlıya bakın. Arsenal'ın 3. golüne girdim. Herkes kolay kolay giremez gerçekten. Risk aldım. Hatta dedim ki zorlayalım yazdım. Ev sahibi iki buçuk üstü aldım orada. Zor bir bahis açıkçası. Baktım sonradan sala çıktı Fabinho girdi. Aha dedim atarsa Arsenal'in atacak. Hop penaltıdan attı. Yani canlılarımız güzel bizim. Ben beğenerek yani şöyle kendim bakıyorum. Harbiden kar ettiriyor canlarımız yani. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar da zaten yazar mutlaka yorumlara. Geçtim bunu isterseniz maçlarımıza başlayalım. Sizlerden ricamız artı 400 seviyesinde bir like şampiyonlar gibi videosu olmasından dolayı tek günü videosu diğer günün videosu da yarın yarın elinde olacaktır sabahtan. İlk mücadelemizle başlayalım. Like'ları attıysanız devam edelim. Şimdi Kopenhag'la City mücadelesi bu maça ne verebiliriz diye baktığım zaman da yani City tarafının oranı yok haliyle. Muazzam bir takım. ben şöyle baktım. Kopenhag'ın hafta sonunda da bir mücadelesi vardı oynadığı mücadele. O maçta nasıl bir rotasyon yapmış diye baktım. Çok fazla bir rotasyon yok. Neredeyse ideal kadroyu çıkarmış. 2 tane oyuncu e, yedeye düşmüş. Onda da şöyle düşmüş onu söyleyeyim. Yani iyi performanslarından dolayı dinlendireyim dememişler. Yeni alternatif oyuncu aradılar yani öyle söyleyeyim. O maçta da zaten berabere kaldı. C ile oynayacaklar bu mücadelede. Yani ben burada City'nin 3 gol atması bence ideal olarak yani başka bir ideal alamazsın. Oran bulamazsın daha doğrusu. İlk yarı galibiyeti bile bir 2 Burada deplasman 2.5 buçukusun oranı 1.42 gibi bir oranı var. Benim skor beklentim 3-0'lık bir City galibiyeti. Yani 1.42'den bir ideal alabiliriz. Fakat bu bana yetmez diyorsanız da şöyle bir yüksek oran yapabiliriz. İlk yarıda Manchester City'nin atacağı 2 gol. Burada 2-12 gibi oran var. Zaten şöyle bir düşüncem var ki genelde City böyle yapıyor. Bu tür maçlarda Manchester City ilk yerden fişi çekiyor. Ama tabii ki takım çok rahat nasıl bir kadro nasıl bir rotasyon yapar bilmiyorum City tarafında Guardiola. Ama normal bir ideal kadro çıkarsa ilk yerden 2 golün atarının oranı zaten 2-12 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. İkinci maçım Zagreb Salzburg mücadelesi. Bakın Zagreb son mücadele yenildi 1-0 fakat o maç dengeliydi. ha. Ben o maçta da Salzburg'un golüne verdim devrede. 0-0 iken benim Salzburg'un golünü alalım dedim. Atarsa bu maç alır hatta altına da yazdım. Çok iyi hatırlıyorum. 1-0 bitebilir yazdım. Maç da 1-0 bitti zaten. O yönde bir maç vardı. Zagreb de iyi oynuyordu aslında. Dengeli bir oyun vardı. Salzburg biraz daha fazla pozisyonlara girdi. Kendi evinde olmasının avantajını kullandı. Zagreb takımı bu hafta bay geçti. Daha doğrusu maç ertelendi. Sanırım şöyle oluyor. Bazı takımlar mesela Azerbaycan'da oluyor. Hırvatistan'da oluyor. Takımlar Avrupa'da oynadığımız zaman federasyon o hafta oynayacak lig maçlarını erteliyor sanırım. Benim düşüncem böyle sanırım öyle ama. Zagreb o yüzden pas geçti. Salzburg tarafına baktım. Hafta sonundaki maçını özellikle takip ettim. Yıldızlamıştım. 3-2 bitti. Fakat kadrosunda inanılmaz bir rotasyon vardı. Bakın. 9 tane ilk 11 oyuncusu kadroda yoktu. Tamamen farklı bir oyuncu grubu vardı Salzburg tarafında da hafta sonundaki maçta Dinlendirildi tüm takım. Burada ben Zagreb'in kendi evinde baskılı oynayaraktan Salzburg'un da hızlı çıkışlarla birlikte mücadelenin bir yerde 1-1'e bir gelmesini bekliyorum. Tek tercih olarak burada KG var seçeneğini aldım, çıktım. Geçti bu maçı. Milan Chelsea mücadelesi Chelsea'nin kendi evinde olsa doğrudan 1 verirdim. Ki zaten geçen mücadelede dedim ya Chelsea'nin 2-1 gibi skorla kazanmasını bekliyorum dedim. 3-0 kazandı o mücadelede. Milan çok varlık gösteremedi. Fakat kendi evinde yani deplasman ve kendi evinde çok farklı oynayan bir Milan takımı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu tür takımlarla oynadığı zaman, güçlü rakiplerle oynadığı zaman kendi evinde baskıyı arttırıyor. Taraftarların arkasını alarak da burada iyi bir futbol sergileceğini bekliyorum. Milan tarafında bazı sakatlıklar var. Silem mesela sakat. Messias'ın zaten sakatlığı vardı. Kaleci de sanırım sakat burada. O yüzden böyle bir eksikleri var. Özellikle kalecinin olmayışı Milan adına önemli eksiklik. Chelsea adına herhangi bir önemli bir eksiklik. Kante'nin zaten devamı devamlı bir sakatlığı vardı. Fofana yok aynı şekilde. Onlar da 3-0 gibi net psikola kazandı hafta sonunda. Chelsea burada zaten favori gösterilmiş. Fakat ben burada kendi evinde Milan'ın büyük takımlara karşı nasıl oynadığını gol atamasa bile çok etkin bir oyunla Chelsea kalesini vurabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden buradan bir KG var tercihini aldım. Zaten oranı yüksek. 1.57 gibi oranı var mı? Var. Fakat KG var'a isteyenler böyle ulan ya atamazsa falan diyorsanız da ben mücadelenin de biraz daha şöyle biraz daha yüksek oranı olsun. Biraz daha yüksek oranlar 2-3 gol bandına sıkışmasını, hatta mücadele genelinde beklentimin de 1.80'de bunun oranı var gördüğünüz üzere. Mücadele genelinde 1-1 gibi sonuçlanmasını bekliyorum. Belki biri atarsa 90'da atabilir. Yani bu mücadele 2-3 gol de bence gidebilir. Fakat ben burada KG var alıyorum. Chelsea'nin golü zaten olabilir. Fakat Milan da kendi evindeki o baskıyla birlikte gol bulacaktır diye düşünüyorum. Celtic ile Leipzig mücadelesi. Yine çok güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Celtic Leipzig deplasmanında oynayayım dedi ben. Oynayayım dersen sen Leipzig çok pozisyon buldu. iki tane golü offside oldu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Maçı seyretmiştim. Celtic oynayayım dedi o mücadelede. Oynadı ve mağlup oldu. Şimdi Leipzig, Leipzig deplasmanda. Şimdi Celtic yine oynayayım derse ve deplasmanda çok etkili çıkış yapabilen benim aklımda iki tane şöyle takım var. Bir Dortmund, 2 Leipzig. Bu ikisi Deplasman'da inanılmaz çıkış yapan takımlardan bir tanesi. Çıkış derken ya topu kaptığı anda bir... An Aa Napoli de çok iyi. O konuda na gerçekten Napoli de çok iyi. Topu kaptığı anda rakip kalede bir anda pozisyona girebilen oyuncular bunlar zaten. Oyuncu grupları bu takımlardaki. Leipzig'de de o grup var zaten. Werner'i e bir yerden geliyor. Enkuku zaten küçük enbap be. Werner, Sobozlay, Silva da ileride muhtemelen oynayacaktır. Hücum hattı çok iyi zaten. Leipzig'in ben burada gol atmasını bekliyorum. Celtic'in de kendi baskısından dolayı atmasını bekliyorum. İdealden bir KG var alınabilir bu mücadele. Hatta ideal kombineme koyacağım maçlardan bir tanesi budur. Ben ayrıca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Leipzig zaten dedim ya çok iyi çıkıyor diye o çıkışlardan dolayı Celtic'de oynayacağından dolayı deplasman 1.5 üstüne de bence gider gibi geliyor. Hatta ilk maçta ne dedim 2.5 üstüne 1 dedim ya. Bu da deplasman 1.5 üstüne zaten çok oran açmamışlar. 1.66 açmışlar. Ben şöyle yapalım diyorum. 2.5 üstünde 2 olur mu acaba? 2.67'de bunun oranı var. Bu da yüksek orandan yazdım ben bunu da. Şöyle hatta ben notunu alayım bunun. Notunu da aldım. Yani o çıkışlardan dolayı Leipzig burada da bir galip gelebilir diye düşünüyorum. Zaten Celtic Son, son, sırada alırsa Leipzig'in üstüne çıkacak. Yani illaki bir yerde basacaktır. Real Madrid Shakhtar. Bakın bu maçta size beklenmedik bir tercih yapacağım. Şimdi Real Madrid takımı şimdi önemli şuradan başlayayım. Shakhtar takımı nasıl oynayacak? Eğer oynarsa ya, oynamak isterse kendi evinde Polonya'da oynanacak zaten. Kendi evi yok bu takımın şu anda. Ama savaşta gitgide 229. gün oldu sanırım savaşta. Savaşta ortalık hala düzelmedi. Velhasıl kelam. Neyse. Shakhtar burada nasıl oynar? Real Madrid'e karşı çok oynarsan Junior zaten soldan akıp gidiyor. Seni 3'ler 4'ler acımaz. Fakat ben mücadelenin Real Madrid'in tempoyu biraz düşüreceğini düşünüyorum. Çok tempolu bir mücadele beklemiyorum. Real Madrid zaten geldiği gibi atabilen takımlardan bir tanesi. Fakat ben mücadelede ki Real Madrid'in gruptaki tüm maçlarına bakın 3.5 altında bitti. Deplasmanlı oldu bu mücadele bu maçta. Real Madrid'in ben burada çok fazla gol atacağını düşünmüyorum. 3.5 altı aldım direkt. Oran 1.52. Yani biraz riskli var mı? Riski var mı? Var elbet. Fakat neden var? Şimdi Real Madrid'in bu maçtan sonra kimle maçı var? Bana onu söyleyin. El Clasico. Derbi var. Barcelona ile maçı var. Bence mücadele dediğim gibi 3.5 alt alınır. Ben hatta alternatif kombinemede koyacağım. Real Madrid'in Barcelona maçı olduğundan dolayı bu mücadele bence çok fazla gol olmaz. 3.5 alt 1.52 orandan çok çıtır bir oran. Hatta biraz macera arayalım mı? Ben anlık doğaçlama macera arıyorum. Ben diyorum ki 3.5 altında geçelim. 2.5 altında 2 diyorum. 4.24 oran. 2.0'da beklentim var. Mis gibi. Paris ile Benfica mücadelesi. Şimdi bu mücadeleyle şöyle bir değerlendirme aldım. Ben burada Paris tarafındayım. Paris'in galip gelmesini bekliyorum. Kendi evinde oynayacak, deplasmanda berabere kaldılar. Burada kendi evinde oynayacaklar. Bir mücadelede ben Benfica'ya karşı yeneceklerini düşünüyorum. Benfica deplasmanda da iyi bir takım ama şöyle geçiş geçişten ziyade bir organize oyunu oynamaya çalışan takımlardan bir tanesi Benfica takımı. Kaleyi abluka almaya çalışan takımlardan bir tanesi. Paris'e karşı bu da onu yapamayacaklarından dolayı ben burada Paris'in doğrudan galibiyetini, galip gelirken de en az iki gol atmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü olarak değerlendirme altına aldım. 1.5 üstünde bir değerlendirme yapabilirsiniz. İdealdir bir 34 gibi orandan. Benfica zorlu bir rakiptir. Yani bu orana gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama ben burada Paris'in galip gelmesini hatta handikapını da düşündüğümü de belirteyim. 2-0-3-0 bandında bir skor beklentim var. Maksimum 3-1 bir Benfica alsın diyelim. 3-1 de bir skor beklentimiz yazalım. Burada handikapı da ben 1.76'dan öneririm sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Altı mücadelemiz var. video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.